lazım. Temiz insanları bir araya getirmeden temiz toplum olmaz. Gayet basit. Temiz insan nasıl olur, ne şekilde olur? Şimdi önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini huzurunuza arz ediyorum. Rabbimizin bu husustaki beyanı. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey müminler, Müslümanlar. Kardeşler, iyi dinleyin Allah aşkına. Bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor. Nasıl manalandırıyor. Nasıl ifade buyuruyor. Ey müminler ve Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenu. Müminler diyerek Rabbimiz hitap ediyor. Yani bizim sıfatımız mümin. İki hece bakın. Mümin, iman etmiş insan demek. Ey iman etmiş insanlar, ey müminler. İnnemel müşrikûne necesün. Bakın şimdi Rabbim beyan ediyor bunu, açıklıyor. İnnemel müşrikûne, müşrikler. Allah Allah, müşrik de kim ya? Hemen Müslümanın tabii dikkat çekiyor. Dikkatini çekmesi lazım. Çünkü Rabbimiz bir hüküm beyanı. İnnemel müşrikûne, bütün müşrikler necesün, necistir. Bakın, necis ne demek? Pislik demek. Necis. Necaset de buradan geliyor. Necasetten taharet de buradan geliyor. Necis. İnnemel müşrikûne necesün, Arapça. Müşrikler necistir. Ne demek? Pisliktir. Aynen bizatihi pislik. Müşrikler. Müşrik dediğimiz kim? Bunlar ağaç mı? Odun mu? Hayvan mı? Ne bu? Yok, insan ya. Müşrik dediği Rabbimizin insan. Başka bir şey değil. Etiyle, kemiğiyle, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, dişiyle, tırnağıyla insan. Ama müşrik. Ne olmuş müşrik olmuşsa? İşte Cenab-ı Hak bunu hemen ifade ediyor. İnnemel müşrikûne. Bir adam müşrik oldu mu necesin necistir. Tuvalettir. Pislik. Allah Allah. Acaba Cenab-ı Hak niçin böyle söylüyor? Müşrik olan insanlara niçin necis diyor, pis diyor? Evet Müslümanlar, Müslüman kardeşler. Yani şunu merak etmek icap etmez mi? Vallahi ciddi şekilde merak etmek lazım, dikkat etmek lazım ve düşünmek lazım. Yani bu müşrik dediğimiz adam ne biçim adam ki, ne biçim insan ki Allah buna necis diyor. Yani meraka değer bir kelime, üzerinde düşünmeye değer bir manadır bu. Ve bu anlaşılmadan temiz toplum anlaşılamaz. Şu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini açıklamadan kimse temiz toplumun ne olduğunu anlayamaz. Bunu Kur'an açıklıyor. Bunu açıklamamız lazım. Bugün bütün hocaların, bütün vaiz, hatip, imam, müezzin, diyanet başkanı, müftüler, hepsi bu ayeti açıklaması lazım topluma. Yarın huzur-i ilahide bu Tevbe suresinin 28 numaralı ayetini Allah'ın kullarına niçin açıklamadın diye hesaba çekilirse, vay o adamın haline. Vay o alimin, o hocanın, o hatibin haline. Sorulacak. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necistir. Ayetin tefsirini bir hayli araştırdım kitaplardan. Müçtehit alimlerimizin muazzam görüşleri var. İzahları var.
müçtehit alimlerimizden bir tanesi de biliyorsunuz Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Basri duymuşsunuzdur. Müçtehit bir alim. Yani Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarmaya yetkili adam. Yetkili alim, müçtehit. Hasan-ı Basri. Vallahi aynen şöyle söylüyor. Men safaha müşriken fel yetevadda. Müşrik bir adamla bir Müslüman tokalaştığı zaman o Müslüman gusül abdesti alsın diyor. Pis olur ya. Yani. Müşrik bir adam. Böyle müçtehitler var. İmam Ebu Hanife daha başka bir içtihatla söylüyor. İmam Şafii daha başka bir. İmam Malik daha başka bir. Ama hepsi de korkunç. Müşrik adam. Sure-i Bakare'nin 221 numaralı ayetinde ve devamında asla müşrik olan bir kadını hiçbir Müslüman nikahlayamaz diyor Rabbimiz. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ İman edinceye kadar sakın ha müşrik olan kadınları nikahınız altına almayın, evinize sokmayın. Ne kadar dehşetli şeyler var yani müşrik. Ama müşrikin ne olduğunu bilmek lazım. Bir kelimedir ama o kelimenin arkasında muazzam, muhteşem mana var. Kelime deyip geçmeyin. Kelime anlaşılmadan mana anlaşılmaz. Müşrik. Şimdi çok kısa olarak arz etmek istiyorum. Uzatmak iyi bir şey değil. Çok kısa olarak arz edeyim. Müşrik dediğimiz zaman bugün ne anlamamız lazım? Hiç şüphe yok ki şu ayet-i kerimeler nazil olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'de, mübarek Mekke şehrinde nazil olduğu zaman yani 1400 sene evvel, öyle ya, şu okuduğumuz ayet-i kerimeler kaç sene evvel nazil oldu diye sorarsak ne demeniz lazım? 1400 sene evvel demeniz lazım. Ha demek ki 1400 sene evvel Mekke-i Mükerreme'de müşrik insanlar var mıydı yok muydu? Vardı. Aklınıza gelen ilk müşrik, İslam'ın ilk düşmanı, en büyük düşmanı hemen aklınıza geldiği gibi kim geliyor aklınıza? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Tabii bu isim değil. Ebu Cehil künyedir. Künye, künye. Esas bunun adı Ömer bin Hişam. Aklınızda kalsın. Esas adı Ömer bin Hişam. Ama Peygamberimiz ona bir künye, künye takmış, künye vermiş. Nedir? Ebu Cehil. Ne demek Türkçesi? Cehaletin babası. Bu isim değildir, künyedir. Ebu Cehil, cehaletin babası. Allah Allah. Ne rezalet görüyor musunuz? Cehaletin babası. Ebu Cehil müşrikti. Ve müşriklerin başıydı, cumhurbaşkanıydı, neyse devlet başkanıydı, şuydu buydu. En başta gelen adam müşrik. Şimdi kısaca arz edeyim. Yine Kur'an ayetleriyle arz edeyim ki aklınıza kalsın inşallah. Bakın Ebu Cehil'i ve onunla beraber olan müşrikleri Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu Nebi-i Zişan Nebi-i Ahir Zaman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle tanıtıyor. Müşrikleri tanıtıyor. Allah tanıtmazsa biz nereden tanıyacağız? Rabbimiz Habibine, Resulüne müşrikleri tanıtıyor. Bize de lazım olan bu zaten. Kur'an'dan tanıdık mı tamam. Daha başka bir delil istemeyiz. Aynen şöyle buyuruyor Ankebut suresinde. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ
Habibim diyor Rabbimiz. Habibim, Resulüm, güzel Muhammed'im, temiz Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen o müşrik dediğimiz Ebu Cehil ve arkadaşlarına sorsan ki, bakın veleyin seelte, sen sorsan ki, sorsaydın ki, men halakas semavati vel ard, şu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın, bakın, bakın, gökleri ve yeryüzünü, semavat gökler demek, gezegenler, felekler neyse, vel arda, yeryüzü demek, yani üzerinde yaşadığımız dünya, yeryüzü. Bu gökleri ve yeryüzünü kim yarattı ey Ebu Cehil, ey müşrik adam diye sorsaydın, لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ diyeceklerdi ki Allah yarattı. Cenab-ı Hak söylüyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyor mu tanımıyor mu? Ne dersiniz? Tanıyor, bak Allah yarattı diyor da. Gökleri de yeryüzünü de Allah yarattı diyor. Biz de diyoruz. Sen de diyorsun. Ha bak buraya kadar iyi. Ebu Cehil dediğimiz bu müşrikler, Mekkeli müşrikler, sakın aklınıza gelmesin. Allah'ı inkar etmiyorlardı. Bakın. Allah yoktur demiyorlar. Haşa. Allah'ı inkar eden yok. Mekke'de o zaman. Gökleri kim yarattı diyorsunuz? Allah yarattı diyorlar. Bu haberi Rabbimiz veriyor. Yoksa biz kendimizden bilemeyiz. Yeryüzünü kim yarattı diyorsunuz? Allah yarattı diyorlar. Kadınları kim yarattı diye soruyorsunuz? Allah yarattı diyorlar. Erkekleri kim yarattı? Allah. Dağları, denizleri Allah. Buraya kadar güzel mi değil mi? Ne dersiniz? Güzel. Bakın şimdi. Müşrik olmak nereden kaynaklanıyor? Bakın. Müşrik adam Allah'ı inkar eden adam değildir. Bir adam müşrikse bilin ki Allah'ı inkar etmiyor. Lakin başka bir felaketi var, başka bir necaseti var. Necaset şimdi buradan geliyor. Ebu Cehil Allah yarattı diyor dünyayı, tamam. Eşyayı, maddeyi, dünyayı Allah yarattı. Buraya kadar güzel. Ama buradan sonra iş bozuluyor. Ebu Cehil ve arkadaşları, müşrikler diyorlar ki, tamam amenna, Allah dünyamızı yaratmıştır, gökleri yaratmıştır. Ayı, güneşi yaratmıştır, yağmuru yağdıran odur, rüzgarı estiren odur, tamam. Ancak yarattıktan sonra, bak yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar, yarattıktan sonra dünyaya, eşyaya, insanlara, kadınlara, erkeklere Allah karışmasın diyorlar. Ebu Cehil ve adamlarının sözü bu. Allah diyor yaratsın. Bir şey demiyoruz. Amenna ve saddakna, yaratsın. Ama yarattıktan sonra dünyaya karışmasın. İnsanlar nasıl idare edilirse edilsin diyor. Vallahi böyle söylüyorlar. Peki bu insanlar ne olacak? Bakın şu rezalete ve necasete bakın. Adam diyor ki Allah insanları yaratsın. Yarattığı yerde bıraksın, daha karışmasın. O insanlar nasıl yaşayacak, nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl giyinecek, nasıl devlet kuracak, nasıl hükümet kuracak? Ha, Allah bu işe karışmasın. Buraya kadar, yaratıncaya kadar Allah'ı kabul ediyorlar, yarattıktan sonra Allah'ın insanlara karışmasını kabul etmiyorlar. Bakın nereden geliyor mesele. Şöyle özetleyelim. Ebu Cehil ve arkadaşları müşrikler şunu söylüyorlardı resmen. İnsanları ve dünyayı yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım. Allah yaratıcı olsun, yönetici olmasın. İnsanların yönetine, yönetici olsun, yönetime karışmasın.
diyorlardı. Mekke'deki müşriklerin sözü bu. Kelimeleri bu. Anlayışları bu. İfadeleri bu. Yani bugünkü şekliyle din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun. Allah'ın hükümleri devlet işlerine karışmasın diyorlardı. Bunu ilk söyleyen Ebu Cehil'dir. İşte Kur'an-ı Kerim söylüyor. Böyle söylüyorlar. Allah yaratıcı olsun ama yönetici olmasın. Yönetimle, siyasetle, idareyle, devletle, hükümetle alakalı bir hüküm koymasın. Koysa bile biz kabul etmeyiz. Diyorlardı. İşte bu şekilde düşündükleri için, bu şekilde konuştukları için, bu şekilde hareket ettikleri için bu adamlara hangi sıfatı takmış Allah, siz söyleyin? Müşrik. Müşrik de olunca Cenab-ı Hak şimdi değerlendiriyor. Ne diyor? İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler insanların tuvaletlere boşalttıkları pisliğin aynısıdır. Pisliktirler. İşte bakın nereden geldi. O halde bir milletin ve bir memleketin idaresi müşriklerin elindeyse, bir memleketin siyaseti, bir memleketin riyaseti yani başkanlığı, idaresi, yönetimi Allah'ın müşrik dediği insanların elinde olursa o toplum temiz toplum olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Olur diyen kafir olur. Ayet var çünkü bakın. İnnemel müşrikûne necesin diyor Cenab-ı Hak. Müşriklerin elinde olan bir ülke temiz olamaz. Niye? Müşrikler haramları helal kabul ediyorlar. Allah karışmasın demediler mi? İstediğimiz gibi yiyelim diyorlar, istediğimiz gibi içelim. Allah böyle söylemiyor. Sizin yemenizi ve içmenizi ben tayin edeceğim diyor Allah. Onlar yok, sen karışma diyorlar Allah'a. Bugün de aynıdır. Yani müşrik olmak sadece Mekke'ye mahsus değil. Müşrik olmak 1400 sene evvele de mahsus değil. Bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. O halde din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyen insan bugün de olsa, yarın da olsa bunun Kur'an-ı Kerim'e göre sıfatı nedir siz söyleyin? Müşriktir. Müşriktir. Kur'an böyle söylüyor. Yok hocam biz böyle söylemiyoruz. Laik diyoruz, laiklik diyoruz. Ne söylersen söyle, netice değişmez ki. Eğer Kur'an'ın ifade ettiği müşrik adama siz bugün laik diyorsanız tamam, o da olabilir. Ama netice aynıdır. Laiklik, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa, bunun da adına laiklik diyorsanız, böyle düşünen adamın Kur'an'daki sıfatı nedir diye sorarsanız hemen kelime hazır, müşriktir. Müşrikler ne biçim adamlardır? Pisliktir. Meydana çıktı. O halde müminler laikliği kaldırmadan, laiklik belasından kurtulmadan temiz toplum meydana getirmek mümkün mü değil mi? Vallahi mümkün değil. Ne hırsızlığı önleyebilirsiniz, ne rüşveti önleyebilirsiniz, ne haksızlığı önleyebilirsiniz. Niye? Adam Allah dünyaya karışmasın diyor. Allah da haşa karışmayınca bildiği gibi yapıyor adam. Çalıyor, çırpıyor, vuruyor, kırıyor. Bakın kirlilik nereden geliyor? Haramları helal kabul ediyor, günahları normal kabul ediyor, çağdaşlık kabul ediyor, ilerilik kabul ediyor, ilericilik kabul ediyor. Bakın mesela Kur'an açık söylüyor. İnnemel hamru. Bakın burada innemel müşrikûne dedi ya, bak innema aynı burada da var. İnnemel hamru. İçkinin her çeşidi. Şarap. Başta şarap olmak üzere dil umum içkiler. İnnemel hamru. Arapça ayet-i ilahiyede açıkça beyan ediliyor. Vel meysiru. Kumarın her çeşidi. Bakın kumar.
bunun millisi, gayri millisi, ne olur hepsi kumar kelimesine. Arapça meysir. El ensabu, ensab nasb kelimesinden gelen bir kelimedir. Dikmek demek neyi? Heykel dikmek. Caddelerin ortasına, meydanların ortasına dikilip de karşısına geçilip esas duruşa geçilen bütün putlara, heykellere Rabbim ensab diyor. Ensab, bütün putlar. Saygı duruşuna geçilen bütün heykeller Kur'an'a göre puttur. Ensab diyor. Bütün putlar. Bütün çeşitleriyle putlar. Vel ezlamu, bütün şans oyunları, piyangolar, bütün şans oyunları nedir acaba? Şimdi Kur'an söylüyor nedir? Ricsün, pisliktir. Bakın Arapça ricis kelimesi, necis kelimesiyle aynı manaya geliyor. Necisle ricis aynıdır, pislik demek. Bir damla şarap, 100 litre süt ile dolu bir kazan düşünün, koca bir kazan. Kazanın içinde 100 litre süt var. Süt bugün kıymetli bir şey. Ağzına kadar sütle doldurmuşsunuz kazanı. O kazanın içine bir damla şarap damlasa, o 100 litre süt tamamı ne olur? Necis olur, pislik olur, tuvalete dökülür. Niye? Allah pisliktir diyor. İnnemel hamru ricsün. Vel meysiru ricsün. Kumar pisliktir. İçki pisliktir. Putlar, heykeller pisliktir. Bakın ayet ne sabit. Hem de nasıl pislik biliyor musunuz? Ricsün min ameli şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Domuzun pisliğinden daha kötü. Şeytan pisliği. Şeytan cennetten kovulmuş melundur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne göre bir memlekette alabildiğine içki üretiliyor, tüketiliyor, satılıyorsa, bir memlekette kumar almış başını gidiyorsa, bir memleketin meydanlarını, caddelerini putlar, heykeller tutmuş ise, bir memlekette şans oyunları almış başını gidiyorsa, bu memleketin, toplumun Allah katındaki durumu nedir? Pisliktir, pis toplumdur. Temiz toplum olamaz. Bir toplumun temiz toplum olması için içkinin kaldırılması lazım mı değil mi? Lazım. İşte Müslüman böyle düşünecek. Niye? Kur'an böyle söylüyor çünkü. Kur'an bizi bağlar. Bir Müslümanı Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar mesela. Bizi Kur'an bağlar. Aynı şekilde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisler yani sünnet-i Muhammediye de bizi aynen bağlar mı bağlamaz mı? Bağlar. O da Kur'an'a tabi. O halde şimdi kalkıp da şu Kur'an'ın bize anlattığı hususlardan sonra, müşrik hadisesinden sonra, içki, kumar, putlar, şans oyunları hadisesinden sonra, ve la takrabu zina, sakın zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. O fuhuştur, en kötü yoldur, en pis yoldur. Sâe, kötü, pis demek. Buyurduktan sonra, bir memlekette, her şehirde, her kazada, bir umumhane, af buyurun kerhane, genel evi açık bulunursa, adım başı meyhane bulunursa, adım başı kumarhane olursa, adım başı putlar, heykeller dikilirse, siz bu topluma Müslüman olarak temiz toplum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Müslüman olarak diyorum. Başkası ne söylerse söylesin. Ama Müslüman söyleyemez. Temiz toplum değil. Ricsün min ameli şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Bütün putlar pisliktir.
Ben mi söylüyorum? Haşa! Allah söylüyor. Bizim ne haddimize, benim ne hakkıma ki ben kelime söyleyeyim? Kur'an